Kovdum. Evet efendim. Ratingler yükseldi. Kovuyorum. Kovdum. Kovmak? Zammam yok. Akşam canlı yayın var. Canlı yayını kim... Başlarım canlı yayınıza. Tomris Hanım, kimi meşhur etsek tepemize çıkıyor. Şu kapıdan ilk giren adamı alır meşhur ederim. Koyarım onun yerine. Ertesi gün meşhur olur. Hatta öyle yapacağım. Şu kapıdan ilk giren adamı meşhur yapacağım. Bu kapıdan giren talk show'u sunacak. Çevireyim mi? İşte bu. Buyurun. Şunu da soracağım. Peki bütçe işini ne yapacağız? Nerede çekmemizi istersiniz? Bütçe müçe yok hanımefendi. Bütçeyle herkes yapar. Gidin evinde, barkında, bahçesinde bir yerde çekin. Buyurun. Aha. Hayırlı uğurlu olsun. Talk showman oluyorsun. Sigortam devam edecek mi? Soldan sağa üç harfli vücut ifrazatı, dil, yok daha neler, ter. Ha, hani dilde böyle çıkarıp atıyorsun ya ifrazat diye, ben o açıdan şiddetim. Sıcak mı vurdu nedir anlamıyorum. Çok sıcak ya, ama sevaplar kaça katlandı bu sene biliyor musun sen? Tavan yaptım Allah'a bu sıcakta orucun sevabı. Normal ya, bu sıcakta acacana 16 saat dolanırsan çok sevap yazmak lazım. İmmünecim garanti. Erkeğe de diş... dünyada erkeğe de doğum yapabilen tek canlı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Emre Altuğ. Emre Altuğ. Kendi de dedi ya, ben de doğurdum resmen diye. Yok o çok geliyor, 8 harfli bu. Bilemedin geçeceksin ya. O zaman yukarıdan aşağı üç harfli 30 kat büyüyebilen organımız. Lan bırak öyle bulmacam olur ya. Bırak git şuradan. Göz lan göz. Bildiğin göz. Oğlum şu mübarek günlerde pis bulmacalarla oynamayacağım sana. Adam gibi bir şeyler yapalım ya. Lan kafam basmıyor. Sen de bana bulaşıyorsun. Zaten oruç başımla vurdu. Başka neler var? Ben bu gazetecilere çok kızgınım biliyor musun? Moralim çok bozuk. Niye oruçluyken seni eğleyemiyorlar diye mi? Yok ya bu mağazın gazetecileri ne bileyim beni Zeynep Beşerlerinden yazmışlar bu hafta biliyor musun? Bir de başlık atmışlar Kenan'dan dili yandı, Dalyan'dan mutluluğa kandı diye. Olacak işmiş ya benim ne işim olur Zeynep'in. Sen hangi dünyada yaşıyorsun? Ben onu sükütemedim daha ya. Senin burcun ne lan? Başak. Başak burcu. Sen kuzun doğduydun değil mi? O başçağı mı geliyor o? Evet başçağı geliyor. Vidalar geçirirken öyle. Hatta acık sıcağın anlacıydı. Pekmezin neyin kaynadıydı senin. Unutmayayım ben onu. Dur bakayım başçak. Hah. Başçak erkeğine tavsiyeler. İnsanlarla hoş geçinin. Sosyal olun. Hele hele evinizde kendinizden büyüğünüz, ağabeyiniz, sizi sarıp sarmalamış, kol kanat gelmiş bir insan varsa onun bir dediğini iki itmen. Dünyada gönlünü, kalbini hoş tutun, ayaklarının turabı, gönlünün hizmetçisi olun diye. Böyle mi yazıyor? Ya işte de, tavsiye işçisi. Ver lan şunu, nereden geçiyle? Aynalı sazanlı. Vallahi sen gidin. Yemin ediyorum ölümün elimden olacak ama. Oğlum eğlence yok. Şu sıcakta bir şeyler yapalım diyoruz ya. Ne yapacağız ya? Ben ne bileyim ta eğlencemi uydurmak zorundayım ya. Allah Allah. Ben senin oyuncağın mıyım? Telefon çalıyor. Telefon çalıyor bak. Buyurun Tomris Hanım. Lütfen çok net konuşun çünkü algılarım yani sıfırın altına düştü. Gelsin gelsin. Bize mi geliyorsunuz? İftara gel iftara. Gelin gelin buyurun. Fışkı silip süpürün ne varsa. Bir sus lan iki dakika. Size demedim. Zibrani'ye dedim. Gelin gel bir ricamız olacak sizden gözünüzü seveyim ya. Gelirken şöyle eğlencelik bir şeyler getirin. Vakit geçmiyor ya. Yemin ediyorum ya burnumun direği sızlıyor. Oyun malzemesi getir oyun malzemesi şişe getir. Siz onu aldırmayın. Bildiğiniz hayvan işte. Neyse. Neyse. Görüşürüz. Teşekkürler.
Geliyor mu? Geliyor. Hadi bakalım, ondan bir şey gelirse bizde bir şey yok pek fazla ya, öyle bildiğin. Oyunun ilk düzgün kelimesi ve doğru kelimesi A. Kaçmış? 2, 10, 12. 12. Bir dakika. A diye bir şey kaldı mı ya? Nasıl ya? Bayağı ağalık beylik bitti. 85 sene önce gitti, çektirildi gitti. Aa, nereden ha? Yapma ya. İyi ki söyledin. Bu ne peki? Mübarek. Ha? Mübarek oluyor da ağ mı olmuyor yani? Bal gibi oluyor. Yaz 12. Nasıl olmuyor ya? Mübarek demek ne demek? Ne demek? Şahit bak. Mübarek olanın daha mübarek olana mübarek denir. Yani ha. Denk ondan daha büyük manasında. Sen bilmiyorsan cehaletin üzerine ben puan mı kazanamayacağım ya? Yok canım ya, yaz oraya 12 kazandım kardeşim. Doğru. Aa işte nesini beğenmedin ağayın ya? Gılış yazdın. Ağanın neresi 12 olur ya? Şş, bir dakika ya. Bir mübarek 12 dedi. Ağanın 12 dedi. İlk harfini bul. Lan! Ama minik manolyam, sen de hiç bizim bir görüşlerimize değer vermiyorsun. Bizi iplemiyorsun ki sen ya. Ama öyle şey olur mu Dalyan? Doğru yazdım, 12 puan ama aldım. Tamam da çiçeğim, sen bize makyaj malzemelerin kadar bile değer vermiyorsun. Aşk olsun ama ya, hakkımı yiyorsun. Ne aşk olacak ya? 12 puan aldım ya, yaz oraya 12 puan. Ben sizin her şeyinizi kabul ediyorum. Siz benim ağamı mı kabul etmiyorsun? Alt tarafı 12 puan. Zaten aramızda kaç puan var? Ne olmuş? Ne alakası var ya? Bizim yaptığımız ya, hiç hepsi doğru bir kere bu. Ne doğru ya? İleyen tamam ne? Ya, kabul i̇leyen kabul mi? Kardeşim. İleyen dedim. İleyen içinde yıkanan plastik. İleyen işte. Ha, ileyen oldu. İleyen yani. Sen buradan i̇leyen. Aldın 25 puan, ona biz bir şey demedik de ben şuradan aldım 12 puan, ona mı laf ediyorsunuz ya? Bir kere. Ya, tamam, bir kere. O dediğinin orijinali ileyendir. Daha sonra Türkçe denişe orada baştaki iyi harfi düşmüş. Tamam. Ben mi düşürdüm? Tamam. Kabul ediyorum. Tamam. Canınızın istediği gibi oynayın Orta ya. Orta Asya'dan geldiği gibi kelimelerimizin asaletini koruyalım. Tamam, kabul peki, ediyorum. Tamam. A alfabenin ilk harfinin ismi zaten. Ama sen de bizim görüşlerimize makyaj malzemelerine kadar değer ver. Bisiklemel ruj kadar bize değer vermiyorsun sen. Tamam kardeşim, tamam. Kabul ediyorum ben ya. Hadi oynayalım. Yaz, buyur. Heh. Şimdi ben yazıyorum. Uçgur. Uçgur. Türkçe'de kullandığımız bildiğin domba anlamında. Bunu niye ters çevirdin? Bu ne? Bu o ne? Joker lan, elle mi? Nerede Joker lan? Göster bir dakika. Hani nerede Joker? Nerede Joker? Çevirirsen olmaz tabi. Şöyle koyduğun zaman bak aynısı. Renksiz, kokusuz, tatsız. Dümdüz. Aynısı olur mu lan? Bunun ortasında delik yok. Bunun ortasında delik var. Ha. Sen bizi iyi yiyorsun lan. Çok fonksiyonlu harflerden bu ya. Aklın ermiyor bir şeye. Biri bilmen, beşi bilmen, sınır dağı taşı bilmen ya. Konuşma lan! Var mı böyle çok fonksiyonlu taşlar? Yok kardeşim yok. Bir kere bu zaten G ile L yan yana gelmiş. Bu G L ne demek? Ne demek? G L ne demek? Bunu kesinlikle sayamayız. Hadi diyelim şu uçguru saydık. G L yan yana. G L ne demek? Ne demek? Böyle bir kelime. Oğlum oynamayacaksanız düzgünce oynamayın ya. Söyleyin oynamayalım. Ne cıvıtıp mıcıtıyorsunuz böyle? Bak. Tamam lan tamam. Kabul et. Kabul et. O zaman ben de yazıyorum. Tamam. Kabul et. Kabul et yazıyorum. Ben de yazıyorum. Al. Sen ne? Al. Yazıyorum. Yazdım. Bu ne? Bu ne be? Sıçrambaç. Ha? Ne işe yarıyor bu? Bilmiyorsunuz mu ya? Sıçrambaç. Bilmiyor. Yemin ediyorum sırf benim puanıma mani olmak için söz ediyorum. Bilmiyorum. Sıçrambaç ne demek bilmiyorsunuz. Ya ben bu yaşa geldim daha sıçrambaç diye bir şey duymadım. O ne lan? Var lan. Sıçrambaç şarkısı bile var. Necik necik hopla da gel, sıçrambaç atla da gel. Hiç mi duymadın? Doğru söyle. Annenin üzerine hiç mi duymadın? Ya kardeşim uydurdur da bu kadar uydurdur ya? Ya nereden gözünü seveyim, nereden uydurmuşsun ya? Allah alan göz oturamıyorsun, bakarım senin sıçrambaçma şimdi ha. Şu demek sıçrayarak saklambaç oynamaya sıçrambaç demek. Öyle bir oyun yok ki bir kere. Nereden biliyorsun öyle bir oyun? Ne demek mi? Ben biliyorum tabii. Ne aldın bu oyundan oynayacaksan oyna kırarım ağzını bak şimdi. Sen sende konuş lan oynamayın. Ay yapmayın ya, yine mi ya? Tamam ya. Şşşt lan. Tamam şurada Aslı'yla bir oyun oynayacağım. Bunda da, bu sarılarda da, mesela şimdi burada 3 tane kelime var ya, ilk kelime için mesela A. Bu A'yı anlatmak için sadece 3 hakkım var. La yavrum, geldi yine başladı A'ya ya. A diye bir şey yok. Gitti bitti onlar ya. Hey Allah'ım ya, yine mi başa döndük ya? Ya bırak. Oyunlarda hırslıyımdır, beni sinirlendirmeyin ha. Tamam bak. Dağıttın mı? Tamam o zaman bunları da böyle şey yapalım.
Sen kağıt oynamayı bilmiyorsun. Bildiğin kağıt işte böyle oynan. Ne hangisi benimkiler? Bir dakika müsaade edecek misin? He? Ne yapıyorsun ya? Şöyle. Tamam. Bende fazla var bir tane. Sen kendine kaç tane aldın lan? La ben normal sayısına sırasına göre aldım karıştırdım iyice ya. Bana niye çıkmıyordun lan o zaman? Bende hile hurda olma. Bende 6 tane var. Biraz bir tane var sen. Al, al şurada. Sen tamam. Sende kaç tane var? Tamam oldu benimki. Ya detaylarda bu olacaksa nasıl oynamayalım oynayacağız? Gerçekten. Nasıl oynayacağız? O oyun böyle oynam. Ben de ne söyleyeyim? Böyle oynanır işte. At. At oyna. Bir tane. Ne atacağım? At bir tane elindeki en küçük kağıdı düş. En küçük. Aha. Al bakalım dünya. Dünya. Ne? Cüce. Cüce. Gittin. Kaynana. Bence en tehlikelisi bu. Ben alırım. Haklısın. Bak burada bir şey diyemeyeceğim. Ben dur dur dur. Bir saniye. Atan alır. Ha. Tamam, tamam. Hemen atıyorum. O zaman küçük bir tane diyorum. Kakül. Kakül mü? O ne ya? Al. Tahta kurusu. Aha, filinden. Aldı vallahi hayvan. Şu taraflarına bakayım ben ya. At. Mini etek. Var mı üstü? Tam ona göre bir şey var. Bende penaltı. Penaltı mı? Penaltı sayılmaz oğlum. Aynı şeyde değil. Mini etek yani... En seksi kağıdı atman lazım. Oğlum ceza sahasına giriyor işte. Olur mu ya? Ne alakası var ya? Bir tanesi topla, bir tanesi başka bir şeyle alakalı. Aa ben buldum ben. Ben alıyorum. Ne alıyorsun? Bakmayın kral dairesi hepsini yer. Hadi be harbi yer kral dairesi. Aha hayalet. Hayalet, hayalet. Hayalet. Lan bunun tersinde de var. Hı. Alttan görüyor musunuz benim kağıtları? Evet. Ben tepe vermedim, ben hiçim olmaz öyle. Yalan söyleme lan, yalan konuşma. At hadi, at 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 at. Ne? Hayal et. Hı. At sen. Sıra sende, neye ben atacağım lan? Nerede oluyor lan, buradan sıra bana geliyor, sen at. Al bundan iyisini de bulacağım bakalım. Neymiş? Neymiş o? Tükürmek. Tükürmek. Bende daha iyisi var, hamster. Hamster. İğrenç hayvan, hamster. Daha en iğrenç kağıt bu. Bir dakika. Tahta bir dakika. Kurusu dedim ben ya. Ya hamster diyorum, hamster daha iğrenç. Hayır tahta kurusu daha iğrenç. Nerede tahta kurusu daha ya iğrenç? Ya bir kere hamster tatlı, sevimli, bir şirincecik bir hayvan bir kere. Sen biz de bahçede tahta kurusu bekliyoruz. Ne biliyorsun? Arkadaşlar, bende hepsini sokacak bir hayvan var, eşek arısı. Bu oyun böyle oynuyor. Ne dedin eşek arısı sokuyor lan? Ne şikayet beni ya, sen de her oyunu yapma lan. Aa yeter valla be. Hadi be, hadi be. Bu da mezerlik kumarbazları gibi iyi alıştı. Neymiş? Derse gidiyorsun, bu tarafa doğru gideceğim. Aa. Bu da bize oyun öğretti ya, kendi bilmiyor. İyi, kendi yerimdeyim zaten. Evet, buyurun, devam edelim. Allah Allah. Fazla lafa gerek yok. Koydu önümüze arazi mafyası oyununu. Bir de biliyorum diye geçin iyi. Toplu konut gibi gizdim görüyor musun? Ben ona da pek kafam basmadı ama. Ne kardeşim ne topluluk bak alt tarafı bir tane otelim var. Durdu'nun 3 tane oteli var benim 4 tane otelim var ne haber? Ne haber? Ha? Bu da sana kapak olsun ha, hadi işte, oyna. Hadi oyna kardeşim malın, hadi. Malın mülkünle mi övünüyorsun sen şimdi? Hayır canım sen bak burayı kooperatif diktim deyince ben de onun üzerine söyledim yani. Ben bu evleri aldıysam bildiğim vardı bölgesinden yerinden aldım. İmar geçecek buralardan. Dünyadan mekan ahirette iman. Sen zaten bu otelleri nasıl tuttun anlamadım tamam, ya. Tamam ses etmeyin ya. Tükmük sıçrıyor. Hadi kemik. Aha. 9 oyna. 9 oyna bakayım. Ne yandı lan? Öbür tarafa. 8-9. Bostancı kimde? Bostancı kimde? Kimse de değil. Ben alıyor musun? Alıyorum tabii. Niye almayacağım? Tamam ne kadarmış? 22 bin liram. Var mı 22 bin liram? Bostancı. Ya oğlum senet yapsak falan bir şey. Ya yok bunun 22 bin lirası ya. Oyna yok. Aa yok sen bizi niye oyalıyorsun kardeşim? Al, oyna. 2 bin lira paran var zaten. Paran al, kadar konuş. Oyna. Vallahi paran oyna. Yoksa itibarın da yok şu dünyada vallahi ya. Vallahi ben paramla döverim sana haberin olsun ha. Hadi. Öz kardeşine güvenmeyeceğin yemin ediyorum sana. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beyoğlu kimde? Beyoğlu kimde? Beyoğlu kimsede. Alıyor musun? Alıyorum. Taksim var bende yakın olur ya mu? Ya bir saniye Beyoğlu sen de desin sen nasıl diktin bunları buraya? Ya oğlum işte. Kaçak ya bu imar geçecek daha bundan. Ya biz hayır ya öyle bilmiyorum. Ya siklemedin mi sen bir şey dikmek için bütün linkleri alman lazım. Al bunun Beyoğlu'su ya. Ya hayır kardeşim bak mesela bunları aldı ya o zaman buraya otel dikebiliyor istiyorsa şimdi sen burayı satın alabilirsin o dahi otel yapamaz. Ben al burayı satın hepsini almadan ya. Nasıl otel dikeyim? Vallahi bunları yıktırtmam kan çıkar burada. Hadi bekle. Bundan kaçak diktim için bunları sen. Neden kaldı bunlar bana? Ne lan kızım belediyeye haber veririm. Kimseye ellettirmem malıma mülküme. Bak bağırma bana. Yok yok.
Bakalım Z harfinden herkes yazsın. Evet. 3, 2, 1 süre başladı. Aha sayıyorum. Ooo, atapo, salli, salliso, portakalı soydum, başucuma koydum. Kim osurdu, bit osurdu, bitin yumurtasına keçi oturdu. Bitti. Koy kalemleri. Tamam, bitti. Koy kalemleri. Hı. İsim. Ne bana bakıyorsun, sen söyle önce. Zembilli Ali Efendi. Tarihte meşhur. Ne alakası var şimdi ya? Artiste yazsaydın onu, ismi niye yazıyorsun ya? Artist değil, büyük bir insan ya, yol gösteren insan. E anladık yani, tanınmış biri demek istiyorsun. Ya mızıkma işte, Zembilli Ali Efendi. Ne alakası var Zembilli Ali Efendi, adamın adı Ali. Oğlum isim diye söyledim ben, artiste değil bu ya. E tamam işte, biz de onu söylüyoruz kardeşim. Sen söyle, uzatma, rabarba yapma bana. Zembil bunun nüfus kağıdında yazıyor muymuş? Ali Efendi dedi işte. Söyle ismi. Ziya. Sen? Zübeyir. Tamam, şehir Ankara. Ankara'nın neyle Z'si başlıyor? Z'yle ilgisi başlıyor? Oğlum Ankara başkent her yeri olur o ya. Her şeyi hak eden bir ilimiz. Oho. Ya joker mi kullanıyorsun sen ya Ankara'yı? Valla valiliğe dilekçe veririm ben Ankara'ya karşı saygısızlık. Ben dedim sana bununla oynamayalım diye ya. Bir daha bununla sen ya. Sen ne yazdın şehir? Zonguldak. Sen? Zonguldak. Ha beşer yazdın işte. Sen onu mu yazacaksın yani kendine? E tabi Ankara başkentimiz. Ben ya anladım. Boş onu. Ver ya. Hadi hayvan. Zebrani. Beşer. Hakkımda fesat düşündüğünüz için beşer puanı. Ama ben zambezi köpek balığı. Tropik sularda yaşar. Ne? Ya ne renkli bu? Zambezi köpek balığı. Zambezi diye yer mi var? 10 puan lan. Saçma sapan konuşma. Sen 10 puan alıyorsun zambezili köpek balığıyla. Ben 20 yazman lazım. Eşya. Ben burada kendi keşfettiğim hayvanın ismini yazıyorum bir kere. Z harfinden eşya alayım. Zıbın. Z. Saat zembere. Ya ben bu hayvanla baş edemeyeceğim ya. Bitki. Zakkum. Zerdali. Zıkkım otu. Onlar. Zıkkım otu diye bir şey mi var ya? Ben ne bileyim artık ya. Artist. Zekai Tunca. Zerrin Egeli. Zekeriya Beyaz. Onlar yazacak. O nasıl artist lan? Kardeşim. O artist mi ya? Lan niye en popüler insanı değil mi ya? Ya benim bildiğim dünyadaki tek şaşılı imam olduğu için adam meşhur oldu. Oğlum o oyuncu gözlerini böyle yapabiliyor. Sen yapabiliyor musun onu? Nerede? Her zaman mı yapıyor? Ben hiç düz bakarken görmedim onu. Role iyi girmiş çıkamıyor işte. Ne adamın üstüne? Ne rolü canım? Ya dinle uğraşırken ya. Çarpılmış adam. Hadi. Hadi. İlke. Zombili. Zombi ya. Zombili mi? Evet. Zombili diye bir ülke mi var? Bir zombiye var. Zombilerin geçerdiği ülke herhalde bu. Aynen öyle. Zombilerin yaşadı. Bak kendi ağzıyla söyledi. Gördün mü? Ay, kendi ağzıyla söyledi. Zaten bugüne kadar neleri zombi. Kabul ettik. Tamam yaz. Tamam, zombi diye bir yer kabul var. Ediyorum. Ol, tamam yaz. Benimki de zengin Amerika. Ama bu kadar da olmaz ki ya. Ben saymıyorum ya bu oyunu. Ben de saymıyorum ya. Oynamayalım. Neyi saymıyorsun lan? Neyi saymıyorsun? Yine yapıyorsun. Yine yapıyorsun. Pislik çıkaracağım. Terbiyesiz seni. Ne alakası var ya? Söylediğin hiç bir tanesi Z'yle başlamıyor. Oğlum Amerikan düşmanı mısın sen? Evet Amerika düşmanı. Var mı lan? Lan var sen olayın yedi gitti ki bitiyorum o zaman sen suyunu lan. İtmiyorsun lan. Bunda ne eğlenceli oyun mu olur ya? Atasporumuz yemin ediyorum ha. Uzun eşek. Tamam. Hadi bay. Hadi bay. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazırız. Ha, hazırız. Tamam. İndir lan arkayı indir acık. Yan arkadaki. Aa tabii canım. Gidiyor muyum? Hadi git. Hadi gidiyorum. Bismillah. Hop! Aslanım benim ya. Yemin ediyorum bari. Tamam. Gideyim ben. Yürü lan destürdü hadi. Hop! Ay çok zevkli. Anam. Galiba benim oruç sakatlandı. Sıkılırım. Darya'nın intikamı geliyor! Ay olsun çok sevdi, hadi bir daha oynayalım. Sana bir şey değil mi? Benim oruç kesin gitti. Şişt, ben çok eğlendim ha. Vallahi süper bir gündü. Bir daha yapalım mı? Ha? Kim tutuyor? Ha? Patron arıyor. Buyurun efendim. Dinliyorum. Bana bak benim oruç kesin gitti. Bunun cezası ne?
Vallahi şimdi 60 gün artı 1. Abav! Bunun peşini tutmaya kalksam indirim falan olur mu 200 lirat da? Vallahi tek çekim olursa belki bilemiyorum yani. Ulan kredi kartı yok be. Tamam efendim. Peki. Bir teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Evet, akşamki konuklar belli oldu. Kimmiş? Ya bir daha oynayalım mı ya? Ben çok sevdim. Ha? Sonra oynarız. Ha, şey Aziz Üstel ve Mahir İpek. Ustanız geliyor, ustanız. Lan ben onu öldü biliyordum. Ah, daha neler ya, gencecik adam. Ölmediyse de burada ölür artık herhalde ya. Son gücünü toplayıp buraya gelecek. Ben anlamıyorum, zinde güçler yine harekete geçti, Yeniçeriler kazan kaldırdı. Ay neyse canım, yani yapılabilecek bir şey yok. Sonuçta siz de bana surat asmayın. Bak ne güzel bir gün geçirdik, ben seçmiyorum ya konukları. Bana ne deniyorsa ben de onu yapıyorum yani, ben de bir emir kuluyum. Ya ben... Bu adam anneannemi kızdık zamanında tokşom sunuyordu. Ben öldü diye biliyorum. Öbür Mahir İpek dediğin kıllıyı da ben zaten tanımayayım ya. Allah Allah. Durdu. Bir daha uzun eşek oynayalım mı? İftardan sonra inşallah. Tabi oruç kaldıysa. Ya gelirken bir de su getirir misin? Sen eşekten hoşlandığını söyleseydin bana. Daha evvel başka oyunlar oynardık seninle. Yok canım, öyle demek istemedim yani. Eşekten falan hoşlanmıyor ya. Oyun çocukluğumuza gittik yani. Öyle sevdim ben. Lütfen, yani uzun eşek hatrına Aziz Üstel'e iyi davranın, tamam mı? Ne de olsa ustanız sayılır yani. Nereden ustamız sayılır ya? Ben ondan bir şey öğrenmedim. Ya öyle değil, yani Türkiye'de bu işi ilk yapan insanlardan bir tanesi canım. Uzun eşeğinin alakasını anlayamadım da. Hayır, yani hani bugün güzel bir gün geçirdik, eğlendik, hani benim hatırıma diyemiyorum da uzun eşeğin hatırına diyorum. Lütfen adamcağıza biraz saygı, olur mu? Öyle abidik gubidik sorular falan sormayın. Gayet kibar, dürüst davranın. Zaten o kendiliğinden halleder. O da büyüklüğünü bilecek ama. Adamdan sünnetçi gibi bahsediyor ya. O kendiliğinden halledermiş. Ehli keyfe keyif verir kahvenin kaynaması. Eşya baştan çıkarır sıpanın oynaması diye. Sapık sapık konuşma lan şimdi. Neyse. Yani diyeceklerim bundan ibaret, birazdan gelir. Ben ne desem siz yine de bildiğinizi okuyacaksınız ama yani ne bileyim, belki uzun eşek hani hatırına. Daha böyle bir edepli sorular. Geldi. Canım bozdu la bu kafayı. Evet ya, ben de anlamadım. Niye oynayalım değil. Ben eşek yüzünden 61 gün oruç tutmak zorunda kaldım ya. Bu ne biçim oyun? Buna bir marzuman eşya alacaksın. Sabah akşam sevsin dur. Ben Tomris, teşekkür ederim. Buyurun. Biraz şaşırdınız biliyorum ama. Biraz hafif kalır tabii de. Evet, haklısınız. Buyurun. Hoş geldiniz Az Bey. Durdu ben, nasılsınız? Ne siz? Durdu. Durdu mu oluyorsunuz? Gitmeyeyim, sabit yani. Sabit. Evet. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. El öpenlerin çok olsun. Dalyan abim olur. Hoş geldin. Ben de senin elini öpeyim bari. El öpenlerin sağ olsun. Sağ ol, vatan sağ olsun. Torunlarımla iyi geçinirsin inşallah. Evet, inşallah. Buyurun efendim. Buyurun geçin böyle. Nasılsınız, iyisiniz? Buyurun. Kolay bulabildiniz mi? Biraz zor oldu. Ancak yokuşun başına kadar geliyor araba. Ondan sonra yürüyerek çıktım ama olsun. Bu sıcakta da iyi geldi yani. Terlemişsin hocam. Terlemek ne demek? Aşağı yukarı yarım kilo falan verdim buraya gelince. Havlu sokayım mı? He? Havlu sokayım mı? Havlu sok. Sırtına. Kız bir havlu bir şey bul ya. Konuşacağım. İçecek bir şey alır mıydınız? Soğuk bir şeyler, sıcak bir şeyler ne arzu edersiniz? Soğuk olsun da ne olursa olsun. Hemen getiriyorum. Sizin bir isteğiniz, arzunuz? Soğuk bir şey biz de alabiliriz. Peki tamam. Hemen geliyorum ben. Nasıl gidiyor? İyisiniz inşallah. İyi gidiyor. Siz duruyorsunuz, biz gidiyoruz. Ah ne kadar güzel, ne güzel. Ya biz gidemiyoruz, duruyoruz ki yerimiz belli olsun. Belli olsun. Diye. Biz de yerimiz belli olmasın diye gidiyoruz habire. Güzel, güzel. O da bir taktik tabii. Tabii. Güzel.
Nasılsınız? Bu elbise çok yakışmış maşallah. Kırmızılar içindesiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Aramızda müthiş bir uyum var. Biri pijamalı, biri kırmızı elbiseli. Ne kadar hoş. Kendisini biz ikna etmeye çalıştık. Fakat olmadı, yok. Hocam vallahi burdeşen oluyorum. İstilik döküyorum ya. Bu benim doğal halim. Eksotik ortam, sıcaklar. Kışın soba yanıyor. Yazın bildiğin tamam. Şey. Ama yakışmış ya. Hakikaten de yakışmış. Ya. Renkler gözlerinde uyum sağlıyor. Zaten önemli olan... Her ne kadar gözlerin kahverengi, pijama, mavi de olsa bir uyum var. Önemli olan taşıyabilmek. Tabii. Şu şeyi yakıştırabilmek. Sen de bayağı taşıyorsun maşallah. Sağ ol, Allah razı olsun hocam. Sağ olasın. Fakat güzel bir ev. Siz mi yaptınız bunu? Ev cihazınızla. Evet, bu dedemin eviydi. Burada benim rahmetli olunca biz de buraya taşındık. Dedem büyüttü zaten bizi. Maşallah. Ama tabii siz burada sıcak olmasını sever. Bu şimdi şovu yapıyoruz diye buraya lambaları takıyorlar falan. Bizim de daha önceden buna hazırlığımız yok. O yüzden biraz... Estağfurullah. Bir daha yap. Hava esiyor hiç olmazsa. Bunu yapınca böyle bir hava geldi. Bir daha yap. Hocam bu doğal bir şey. Sonra yapay. Olur. Sen gazoz içiyorsun. Olur. Böyle gazoz bir hava... Gazoz ya. Duru su bildiğin. Asit ben asit içemiyorum. Midem deliyor ya. Vallahi. Tıkayıyor yemekten önce zaten. Allah'ım ya. Hoş geldiniz. Bu nedir bu? Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Buyurun. Merhaba. Merhabalar. May Bey nasılsınız? Hoş geldin May Bey. Hoş geldiniz. Daha hoş bulduk. Geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyi misin? İyiyim. Hoş geldin. Sağ olasın. Nereye? Yok buyurun. Şöyle tamam. Buyurun geçin. Evet, daha önce izledim bak böyle. Konukta böyle değil mi? Evet tabii. O orası Dalyan'ın konuğunun olduğu yer. Biliyorum. Ben de böyle bir yerde büyüdüm amca ya. Yok ya. Vallahi bak. Bravo vallahi. Ben senelerdir bu yaşa geldim. Hala buradayım ben. Çıkamadın ha? Çıkamadık. Programda çıkacaksın. Allah izin verirse çıkacağız. Hazırsak başlıyoruz. Hazır. Herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere. 3, 2, kayıt. Evet, sayın seyirciler, sevgili konuklar, Akbaba 35 numaradan yaptığımız show bugün sayın duayenimiz Aziz Üstel ve oyuncu olarak tanıdığınız Mahir İpek ile karşınızda. Neresinden? Anası. Bravo! Sizin gibi bir duayenden böyle alkış almak gerçekten insanın bir organını şişiriyor yani. Organın hangi organ olduğuna bağlı. Üzerine oturduğum kısım. Nasılsınız? İyisiniz? Hoş geldiniz. Hocam, hoş bulduk. Hoş gördük. Geldiniz evimize. Evimiz çok güzel ama vallahi ne kadar rahat. Yalnız bir de klima olsaydı da. Burada onu dayatın siz bastırın abi. Ya zamanla olur, zamanla olur. Allah izin. Hocam bilme iyi bir şey değil esasen. Duvar bir şey değil. Bak çok ciğeren çekiyor bir. İkinci sen şu böyle sulu sepkenin halinden buradan üfürse var ya saplıcan oğlum yedikin yatan yemin ediyorum. Ne olur? Kalkamam da. Ne olur? Saplıcan diller bizde o soğuktan olan şey. Bir de hani yanlış anlama. Yaşı derleyince orada düzeliyor. Soğuk saplıyor. Neyi düşüneceksin hocam? Şimdi mesela ben farzımı al. Ben bu kırı bozsak bir haftada 7 günde hallederiz ama senin bünye ne de olsa daha tecrübeli bir bünye. Hani... Ben 5 günde hallederim tecrübeden dolayı. 5-6 ay zor atan hocam yapma gözlük. Hocam o benim yaşı yapma aramızda şey yok. Teklif yok. Ben bu kanalda bir kere klimanın önüne oturmuşum da arkadan bir vurdu hocam. O bana 3 gün çıkartamadılar yeminle. Allah muhafaza vallahi. Allah muhafaza. Abi ben bu kanalda bir oturdum 8 sene kaldıramadılar beni yerimden. Senin kanalı öyle. Ben böyle kanala bir geldim 8 yıl oturdum burada. Eskiler öyle hocam. Evet, 8... Bırakmayı bilmiyorlar. Biraz şimdi bırak, Allah bırak. Sonunda 8 yılın sonunda zor kaçtım. Olmadan gitmiyorlar. Ama evet. Türkiye öyle bir yer ya. Bir koltuğa oturan sanki koltuk arka cebine girmiş gibi kalkmayı bilmiyor. Yapışıyor böyle zantla yapışıyor. Yapışsa öyle iyi ya. Öyle ama Aziz abininki başarıdan oğlum öyle şey değil. Ama hocam. Ben bilmiyorum ben koltukla kalkanını gördüm. Ama bayağı hocam. Arkadan koltuğun sapı var. Ama yapıştırmıştır onu oraya. Hocam. Ne yaptıysa. Tutkallamıştır. Gözünü severim ama bak şimdi sen burada bize verdiğin sözü tutmadın ayıp ettin. Ya hayırdır? Bir gece sen ben ufadım. Dedin ki efendim haftaya ben buradayım. Beklerim efendim dedin. Ben hala bekliyorum gelmedin ya. Abi başka yerlere gittin de beni pencereden attılar aşağıya. Anlatıyorum sana. 8 yıl dolmuştu dediler yetti gari. Ve pencereden aşağı attılar beni. Mağlulen kestiler. Hayır mağlulen değil abi. O şeyden çok para veriyoruz bu adama. Bu kadar para fazla dediler. Pencereden attılar. İnşallah sen de onları yaşarsın.
Cebin para dolu, pencere attı, atılınca sınır bir şey olmuyor. Paraların üstüne düşüyorsun. Malı biliyor musun hocam? Yalan ya bir yerde. Bir insanın, herkesin bir yiyeceği içeceği belli. Allah muhtaç etmedikten sonra çok da gözünde olmasın yani, kardeş tavsiyesi. Abi, benim... Bir şey belirlediniz mi siz böyle bir zaman filan? Şu zamana kadar yapacağız, zirvede bırakacağız. Valla bize ihale kaldığı için bizim öyle belirleyici bir tarafımız yok. Yani biz kertelenkele durumundayız. Kertmeyi beceremedik. O yüzden kelen hani, oldunuz. Tabii kertilen kele olduk. O yüzden hani ne derlerse oraya. Tuttu gidiyor filan. 8 sene sonra filan görmüyorum sizi. Vallahi bize tuttuğunu gittiğini falan söylemediler. 5 hafta sonra bize harf için de ufacık bir para verdiler. Onu da bu ayıyla kapışırken dedem yedi. Ha bize de kalan bu. Yani bizim olayımız bu kadar. Ya her şey para değil. Kimse yerdenin her şey para değil. Kiminin duası canım. Hayır istiyoruz şurada. İnsanları eğlendiriyoruz. Onun da bir şeysi var. Ya. Para gelmiyor. Tabii hocam o dualar yeter aslında. Yetmez mi? Yalan söylüyor ya. Bu duayla yetse ben hatim indirecek. Vallahi duaya çıkıyor. O arşı kürşü titriyor o dualar. Yirgok duayla tamam, ya. Tamam. Şimdi gelelim konuklarımızı... biraz kusura bakmayın, sizin karşınızda bacak bacak üstüne atıyorum. Rica ederim yani. Bacak bacak üstüne at, ne yaparsan yap. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle Aziz Bey, ya siz, ben hatırlıyorum aynı Aziz, birazcık saçlar kırlaşmış, hala aynı Aziz. Yani nasıl beceriyorsunuz bunu ya? Bu iyi yaşıyorum da ondan. İyi ya, kendime bakıyorum. İyi yaşıyorum. Aynaya da bakmıyorsun herhalde. Aynaya bakmıyorum zaten. Aynaya bakarak olmaz bu işler. Aynaya bakarsan korkarsın bize bakalım. Onun için aynaya hiç bakmıyorum ben. Aynayla aram yok benim. Ben hayatımda aynaya bakmadım. Ayna bana bakıyor. Saçı kim tarıyor o zaman? Ayna. Bakmadan tarıyor. Ayna diye bir kız çalışıyor evde. Ha. Ben o konuya da değineceğim zaten. Ben ya vallahi araştırdım, soruşturdum. Bir tane karıyla kızda fotoğrafınızı göremedim. Göremezsin. Göremedim. Parmağa baktım, yüzük yok. Yok yani. Hiçbir şey yok. Bizde. Hiçbir şey. Sıfır. Sıfır. Sıfıra sıfır ayna var sıfır. Şimdi bu sizin nasıl oldu bu zımbırtına adını siz koymuşsunuz neredeyse yani. Ya, ben kaza sizi ya, kaza, hatırlıyorum, tamam, baktım, araştırdım. Yemin ediyorum siz bu işi bulduğunuzda benim anneannem kızdı yani. Anneanne doğmamıştı ya. Ya öyle bir durum var yani, o yüzden duayen olmuşum. Ya duayen ne demek aslında, ben onu hala öğrenemedim biliyorsun. Önünde dua edilen zımbırtı gibi de, algıladım ben yani, ama. Doğru algılamışım, benim önümde kimse dua etmiyor ama. Biz ederiz hocam. Estağfurullah. Ederiz. Estağfurullah. Yani senin açtığın yoldan az da olsa bir ekmek yiyoruz. Afiyet olsun. O yüzden biz afiyet ederiz yani. Hak hukuk biliriz. Ekmeği o yiyor, sen yemiyorsun. Aradaki bir hafif bir kilo farkı var. Evet, evet. Ondan artan bana girince hani sahur duasına falan geldi zannettim ama. Geçen haftakini de Yılmaz Morgul yaptı bizim dualar. İnşallah kabul oluyordur yani hocam. Oo. Böyle. Ama Yılmaz'ın ki kabul oluyordur, yemin ediyorum, yumurtayı koyduk, yemek yiyeceğiz, duaya başladı, yumurtadan civciv çıktı ya. Allah'ını seversen. Adam Allah'tan nasıl tırsıyorsa yarım saat onunla konuşuyor. Civcivle mi konuşuyor? Yok, Allah'la konuşuyor adam. Aa. Yarım saat ya, ne yaptıysa, ne günahı varsa o kadar tırsıyor ki burada bayağı Yusuf'u çağırdığını gördüm ben. Açıyor elini, bitmiyor. Zaten ben anlattım, sabahtan ne yapıyorsun diyor, sabah kalkıyor. Yusuf'u mu çağırıyor, Yusufçuk mu? Yusufçuk da olur. O da Yusufçuk bence da, evet, Yusuf'tan o, daha iyi. Evet. Onda bir Yusufçuk durumu var çünkü. Kesin, kesin. O civciv çıkacak, kuş çıkacak diye onun çok meşhur bir şarkısı vardı. Sen annesi gelecek, ne çıkacak? Evet, heh. Bu arada Yılmaz Morgul Cevap Hakkı'nı kullanmak isterse stüdyolarımız ve telefonlarımız açık. Açık mı? Hattın diğer ucuna hemen bağlarız yani. Telefon var mı evde? Hocam şey yap, cepten neden idare edeceğiz? Yapımcı kızdan falan var ya şeyde. Çok yazıyor. Ya o da öyle. Vallahi çok her yazıyor. Her şeyi evden yapınca evet. Zaten artık kesin bu hafta. Bunları geçişemeyiz hocam. Vallahi geçişemeyiz. Hesaba girmeyin yani. Biz anının terini sıyırıp yiyen insanlarız biz ya. Tamam. Şimdi ben bir sorularımı sorayım ama sen zaten sevmiyordun, gelene kadar arkasından konuşuyordun Aziz Bey'in. Şimdi aldın koltuğunun altına. Tövbe, geceyi gündüz dediğim. Ona siftir alem, ben bayılırım hocaya. Ta küçükten ben izlerim ben onu. Daha diyorum ya işte, bir geleceğim dedi, gelmedi. Buradayım hafta dedi, bekliyoruz zaten. Hakikaten arkamızdan konuştunuz mu? Bak demişsindir sen. Eğer konuştuysam şu ekmeği yedi gavurun kapısında dileneyim ben. Kadın konuk yok mu? Vallahi yapmam ben öyle şeyleri. Demişsindir. Kardeşim diyor, sen buraya diyorşe mi geldin? Ben seninle doğru düzgün konuşmaya çalıştım. Ya bir tane yan susu ver, gözünü seveyim ya. Beni sıkıştırınca elinle ne geçiyor senin ya? Yok, gergin, gerilme canım kardeşim. Gerilmiyor mu lan kardeşiz de hani vallahi insanın arkasından şey yanım ben yani. Vallahi ya, susu ver, gözünü seveyim, ağzınızı kalattıracaksın bana. Marshall yardımında bulunayım bu arada. Sağ ol ya. Şimdi of. Aziz Bey, bu televizyon işine nereden düştünüz ya? Ne yapıyordunuz siz?
Hiçbir şey yapmıyorum ya, oturuyordum evimde ne güzel, geldiler beni evime yaka paça. Sen dediler geveze adamın tekisin, bu işleri becerirsin. Yani seninkine biraz benziyor. Harbi mi? Harbi diyor. Durduk yere aldılar sizi, al bu ekranı, bu kamera, konuşma. İnan bana, bütün samimiyetimle söylüyorum, işin gırgırı bir yana aynen böyle oldu. Aynen böyle oldu, dediler ki gel sen şuraya, sen dediler konuşmayı seven adamsın, gel şurada konuş dediler. Ya deli misiniz dedim, ne konuşacağım ben, neyi anlatacağım? Dediler senin yanına dediler biz Defne yalnız vardır, hatırlar mısın o kaynalarda falan? Aa, hatırlarım. Kulaklar içindesin. Hala yalnız o kadar. Yalnız, evet. Evet. Herhalde bir geri gider. Topluca biraz. Topla. Evet. Yok, kilo verdi. Öyle mi? İncecik oldu, incecik oldu. Ama şimdi ağırda toplu kalınca tabii kimse toplu, acaba zayıflamış mıdır diye düşünüp kapısını çalmış. Normal. Normal. Hocam televizyonculuk da hiç adaletli bir şey değil biliyor musun? Bak Hıncal Uluca Merve İldeniz'i veriyorlardı, sana vere vere Defne yanınızı getirdi. Ya işte abi bu kadar. Bu kadar abi, Hıncal bu. Hıncal o. Sen tanınma Hıncal Uluca hocam. Tanırım, tanırım. Gayet iyi tanırım. Bir Ayalistan da gelse ya. Çağırırız, getiririz. Valla güzel olur valla. İyi olur valla. Tabii üçümüz beraber geliriz, ortamıza oturturuz onu. Ama ya bir kollarına falan girmemiz lazım. Böyle altın beşikte falan gelebilir ancak. Hadi o kadar yaşlandı mı ya? Yaşlandı gördüğüm benim. El ayak tutmuyor. Babam, babamız yaşındadır. Allah uzun ömür versin. Amin. Babamdan büyüktür ya. Yani. Dedemden büyüktür anne. Ben inanamadım valla. Talk show'u yapmışsın, dizi çevirmişsin. Yani şey olarak, lisan olarak çevirmişsin. Ondan sonra yapımcılık falan yapmışsın. Yapmadım, hiç kalmadı. Öyle futbola bulaşmışsın, gazete yazmışsın falan. Duyuyoruz, hala yazmışım. Resmen, resmen yani siz Türkiye'deki işsizlik sorununun sebebisiniz. Tek başına. Tek başına, ya. Yemin ediyorum doğru, işsizlik sorununun sebebi evet, sizsiniz yani. Evet. Bir benim rahmetli derdi, her a**tan 100 gram yemek diye çok affedersiniz hani. Ben daha iyi diyorum, ben her şeyin çırağı olup hiçbir şeyin ustası olmamak bir de bu. Ama artık bir konuda branşlaşacağım. Sizin de duayı getirdiler ya. Ya boş ver sen, inanma onlara ya. Ne diyor, duayın önünde dua edilecek adam diyor işte. Ha. Bir konuda artık branşlaş hocam bak, yaş branşlaş geldi geçiyor, bir iş branşlaş, belli. Branşlaş, doğru yakında diyorsun. Branşlaşacağım, yeni bir iş arıyorum kendime zaten. Lan! Git şuna bir şey de, hayvan çalıyor ya. E bağırıyorum lan. Lan geberek size, senin yüzünden oruçlar Ramazan'dan soğuduk lan! Lan altın arkasınca! Eski adetimi bozacaksın kardeşim! Gelirsem adetini bozarım senin, adet denemişsem üstlükle! Terbiyesiz herif! Kalkıp oruç tutuyor! Çakal! Lan kalktık tutuyor, sana mı soracağım ne yapacağımı? Terbiyesiz herif! Şimdi o davulu bir yerine sokacağım ama sığmaz ya. Hayır, boş. Hayır, bırak. Gariban, o da 3,5 kazanıyor. Ben çok merak ediyorum yani, bu hazır gelmişken diyorum bize bir şeyler öğretseniz. Biz ya kendi yağımızda kavrulup böyle 3 aşağı 5 yukarı işte Tomris diye bir kız var. O dürtükledikçe falan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Abi içeri girişin yanlış. Nasıl girmeyi lazım? Kalk ayağım sen. Kalk ayağım. Gel abi seninle beraber gel. Hadi girelim. Ders diyor hadi. Önünü iliklerini ilikleyeceksin abi. İlikleri buyurun. Elini cebine sokacaksın. Sağ elini cebine sokacaksın. Sağ eli cebine sokacağım. Sokacaksın abi. Kaşlarını çatacaksın. Çatacağım. Sanki burada olmaktan hiç memnun değilsin. Ha hiç. Yani kimseyi de iplemiyorsun, anlıyor musun? Ha, top satıcı yapacak. Ha, bak geleceksin şöyle şuraya doğru geleceksin. Kamera, şu kameraya bak. Üzerine ışık yanan. Ha. Anlarına geleceksin. Orada duracaksın. Durdum. Çok şeyler biliyormuşsun gibi böyle bir içinden 10 say hiç konuşma. Bir 10 say. Sonra kollarını göğsünde kavuştur. Daha 5'teyim bir saniye. Ya, lan oğlum sen de ne kadar yavaş sayıyorsun ya. Ama sen minütajı vermedin ki bana. Ya, hızlı say desen. Hayır. 5, 6, 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
çıkarttım. Lan oğlum sokayım mı? Ha sokayım mı çıkarttık? Ama çok... hocam sizde soktum. Çıkar yavaşça. Yavaşça çıkartıyorum. Yavaşça çıkar. Sanki yok. Cebinde çok önemli bir şey varmış gibi. Delik var. Ha. Onu örterekten çıkar. Örttüm çıkar. Şimdi böyle yavaş yavaş. Böyle dön. Ani şey yapın. Oğlum elimi de getirdim böyle. Ve şimdi kesik kesik konuşacaksın. Mesela iyi de dur. İyi de. Akşamlar. Akşamlar. Sayın. Sayın. Seyirciler. Seyirciler. Çok güzel. Bu, bunun için bir dene bir daha. Gel buradan bir daha. Baştan hadi. Baştan hadi. Olacak. Olacak. El cepte bir şey tutuyormuş gibi. Tutuyormuş gibi. Her ne kadar bir şey yoksa da tutuyormuş gibi yap. Aynen öyle diyorsun. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biraz yavaş çıkması lazımdı biraz değil mi? Onu diye çıkarmayacaksın. Oradan alayım. Soktum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. İçinden say içine. İyi.
akşamlar sayın seyirciler. Bravo! Sağladım, dön, 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 180 derece dön. Gel koltuğuna otur. 360 oldu. İşitme 360 oldu. Engelliler için hazırladığımız talk show devam ediyor. Hah, çok güzel. Ya dön, ya dön, dön. Böyle koltuğuna doğru dön. Ha, koltuğuma dön, dön. Dön, yavaş yavaş dön, yürü, dön. Yavaş yavaş yürü yine. Yavaş, yavaş. Ağır çekimde gibi. Dön, ağır çekimde gibi, böyle ağır, ağır. Ağır. Dön yine. Otur. Dur, sapan oturmuyor mu? Sapan oturma, aman sonra başımıza iş açma. Burada açabiliyor muyuz önümüzü? Yavaş aç ama, yavaş öyle aç. Yavaş. Yavaş açtın. Bacak bacak üstüne at. Şöyle dön, ha şöyle. Kameraya bak. Bu akşamki ilk konum de? Bu akşamki ilk konuğum. Çok önemli bir şey söylüyorsun onun için yavaş yavaş söylüyorsun. Çok, çok önemli gerçekten. Bir şey söylüyorsun. Bilimsel bir şey söylüyormuşsun gibi. Bilimsel. Değil mi onun için? Gibi. Konuşuyorsun. Aziz Üster. Diyeceksin. Anlamadıysan söyleme. Aziz Üster. Ha. İşte hocam tabii senin zamanında reyting olmadığı için böyle yavaş yavaş bu reyting ne oluyor biliyor musun sen? Yıllarca yedin değil mi bizi böyle bu kadardı numara. 11 sene ha 11 sene işte yediniz bunu. Allah Allah. Sen 11 sene bu halinle yedin ondan sonra geleyim elini öpeyim seni. Helal olsun var ya. 11 sene işte bunları yedin. Peki vicdanın rahat mısın hocam? Çok kazandığını abi. Yiyor mu? Yedim bitti çok kazandım. Kızını severim vallahi ya. Vallahi helal olsun ya. Lan git böyle şov mu sunulur? Retikler, şehirler sapır sapır dökülür Allah itmiyor lan. Aktif olacaksın, canlı olacaksın. İnsanlar bir şey bekliyor ya. Bunu gördüm insanlar retik sıfır. Ben bir şey söyleyeceğim. Dalyan. Bir de sen de ne sen? Ya hadi hadi. Kafamda bir şey var. Var ben dobrayım. Ben öyle öyle şey. Kendi tarzını koy. Sen ben de sınabilirim demedin mi lan? Olamam ben. Ben 3 hafta önce ben de sınabilirim demedin mi? Ben bugün... Kalk yapacağım. Kalk yapacağım. Kırkında bir şey rica ettik. Hadi hadi bak. Koskoca duayen adam zaten yaşlı ya. Ya ben Aziz Üstel gibi sunamam diyorum kardeşim ya. Senin bir tarzın yok mu ya? Yap onu işte. Sen tarzını yap. Ha yaşa. Doğru söylüyorum. Şu kameraya bakacağım. Kameraya bak, oradaki bak, üzerinde ışık yanıyor. Kardeş, selamun aleyküm. Şovumuza hoş geldiniz. Bu akşam yine size içten, halis, doğal, Seda Sayan gibi, reyting alan programlar gibi bir şov hazırladık. Lakin konuklar biraz düşük. Baştan özür diliyorum. Hani Ramazanlık olduğu için karız getiremedik. Aziz Üstel geldi eski şeylerden. Allah aşkına bak, yaptıklarımızı izliyoruz. İyiyken iyi. Konuk kötüyken izlemeyeceksiniz zaten sizden bir şey olmaz. Reytingleri bekliyorum. Allah peygamber aşkına bizi yalnız bırakmayın ya. Ay, bu da başka bir şey abi. Bu da başka bir şey. Abi gittin, yalvardın, yakardın, Allah, peygamber, Ramazan gecesi mecbur seyredeceksin. İşimi yapıyorum, annemin terini sıyırıp yiyorum. Öyle cekas satıp da ondan sonra duayen olmuyorum ben. Bir de bu halk fedakarlık var. Dinler l***ça bir tavır gibi geldi ya. Yarım saat konuştum, bak adam ne diyor, tane tane. Yavaş yavaş geçiriyorsun işte. Ama mağduru sever bu halk. Lafı idareli kullanıyor, lafı idareli kullanıyor. Biz sesimizden para kazanan insanlarız. Bol bol vereceksin millete ya. Bu millete sunacaksın ya. Bu millete mahrum kaldı kardeşim. Sen bu millet... de bu konuşan zanneder ki özel televizyon çeklerini kurarken senin üstüne kurdular yani. Ne kadar güzel atıyorsun, ne kadar güzel atıyorsun. Ben de dinlesem seni bir yerin patronu sanırım zaten. Halka sevdi. Hocam darılma. Sen acık monşer değil misin? Senden sana oranla evet. Yani böyle ben Boğaz'da işte balık yiyeyim, havyar yiyeyim, lüks yaşayayım. Yok yok. Biz görmüyoruz hocam. Yok yok, balık havyar meselesi ama sana oranla yani bizim pastırmacı Nusret de monşer. Sen kibarca ayı dedi. Estağfurullah. Ayı dedi. Hocanın dediği yerde gül biter. Ben hocama saygılıyım. Meğer ki bu işin duayeni, bu işin eskisi. Kimse yokken bir köşe başlarını tutmuş. Biz de teslimiz ona. Abi sen şimdi köşe başlarını sen oturuyorsun şimdi. Sen yok güzel. Hocam biz nerede ya? Biz galiba... Peki sen nasıl başladın bu işe? Bana anlatmadın hiç. Bunu anlatacağım anlatacağım diyorsun. Bir türlü anlatmıyorsun. Valla ben bir gün talk show menü bovarlarken patronun atıyormuş tutuyormuş bu kapıdan gireni ben yapacağım onu diye. Yapacağım diye? Ben de kazara girmedim. He beni yaptı. Hocam bu hale ondan düştüm. Ben vallahi ondan sonra bu hale düştüm. Yoksa benim hiç utarakta bezim yoktu. Ben çayına kadar karbonat katılır, kahveyi nasıl sıcak suyla yaparsak
benim ilgi alanım onlar. Yani o konuda becerikliyim Allah'ıma şükür. Olmuş ama bak bayağı böyle bir yükseliyorsun. İnşallah, yani. İnşallah. Bizi bundan haberdar ettiler. Ben seyrettim yani programı. Oluyor. Güzel. Çok güzel, çok güzel. Yani. Oluyor. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen tamam da. Ya onu da işte ne yapacaksın? Canlı, o da öyle olmak istemez. Allah öyle yaratmış. Allah'ın yarattığını biz de şey yapamıyoruz. Amca abinin kardeş mi? Allah öyle yaratmış onu. Evet. Hepimiz de Allah yarattı. Yaradılanı seveceğim. Yaradandan ötürü. Neyse bir nefes arası verelim. Sayın seyirciler, şimdi ailemizin Fikri Köşeksini izlerken biz de bir nefeslenelim. Hocam ben sana bir gömlek getireyim. Vallahi getir. Su sepken içinde kaldı. Getir, vallahi getir. Ha, böyle ağı yazmıyor gerçi ya, ama olsun, o kadar ne paramız yok. Yazsın, ne yazarsa sen şey, ben kaleminden yazarım gözünden sana. Gözünden de hiçbir şey kaçmıyor. Kaçmaz, kaçmaz. Kaçmasın da gözüne sokarlar. Ankara Üniversitesi dedim. Kötü bir şey demedim mi? Ankara Üniversitesi işte. Al şey yapayım mı? Gazi bir havlu getirsene, nerede soyunacak bu adam? Soyunmadan gireriz biz. Yok yok, üstte işte, yine ya, kurdeşeyi dökeceğim. Yayına ne zaman gireceksiniz ya? Yayına gireceğim. Bir iki dakikası var herhalde. Ben şöyle bir çıkıp geleyim, gireyim, gelirim, siz devam edin. Yok, ben tutardım. Hocam mutfakta soyunmayın, bereketi kaçıyor ya. Yok, yok, gel şu şurada soyun. Bereketi alttan mutfağa. Ama cıplak, avret geldi, açacak. Ne yapayım lan, duayım diye. Şşşt, ekmeğe dürbünle bakacağız vallahi ya. Her geleni oraya alıyorum. Sen atıp tutuyordun yaşlı bilmem ne diye, şimdi adamın yalanmadık yerini bırakmadın. Oğlum bir manken getir diyorum, siz yine tutamayan adamları getiriyorsunuz buraya ya. Bana ne lan, ben mi getirdim? Şşş ayıp. Mahir gülme Allah aşkına, görüyorsun durumumuzu. Girmiyorsun bir kurtarmıyorsun, öyle olma sıra gibi geliyor. Zeynep Beşerilerinden aynısın ya. Oğlum ne yapayım, konuşuyorsunuz, hep onunla konuşuyorsunuz. Koca adam ben ne, hayır mı diyeyim? Senin de bir fikrin varsa araya sokuştur işte. Ben ne bileyim, ben baktım Mahir fikrim var. Fikrim var, koca asistel gelmiş, ne yapacağım? Onu sürekli susturacağım mı? Gel buraya otur. Vallahi burada gözün kaldıysa gel. Yok istedim la, oturacağım. Tamam konuş sen de. Sizden değil ama bak sen de gözünü seyredin, millet pasif zannedecek. Hiç konuşmuyorum burada. İki soru da bize sorun ya. Evet, konuyla gelince ben sen bir iki tane. Bu da benim konum. Bu da benim kontenjanım. Niye adamlarım eziliyor? Kadrolaşıyor musun sen bu şovda? Ya geldin sen de bana sokuyorsun ya. Dellendirme adamı şimdi. İki soruda mı çağırdın? İki soruda mı? Tabii benim buraya oturan benim kocam konum oluyor. Benim sen kanepeme oturmuş oluyor. Ya benim kanadımın altına giriyor. Çok af buyur, senden önce oraya oturan herkesi elledi bu. O yüzden oraya bayanı tutamıyoruz. Sayın seyirciler, bir ailemizin görüşü köşesine daha hoş geldiniz. Bugün parmak atmak istediğimiz konu, vücudumuza giren besinlerin muhteviyatı. Bildiğiniz üzere son günlerde gündemimizi oldukça meşgul eden bir olay da organik ürünler ve organik olmayan ürünler. Bunları nasıl tanıyabilirsiniz? Şöyle kısa bir yöntemle sizlere aydınlatmak istiyorum. Organik ürün, yani yumurtasıyla oynanmamış ürün, vücudunuzda herhangi bir organla eşleştirebildiğiniz üründür. Misal, cevizi kırın bakın, beyninize benzer. Atıyorum efendim, farzı misal, hıyar bitkisi baktığınızda burnunuza benzer. Bunun gibi. Şimdi burada vatandaşa yanlış bilgi vermeyelim, bilimsel. Organik ürün demek, vücudun herhangi bir organı, bir azasının ürettiği ürün demek. Farz-ı mahal göbeğinden çıkan pambıkçık, farz-ı mahal burnundan fırtlayan fırtık. Bunlar organik şeyler. Organların, azaların ürettiği şeyler organik şeyler. Böyle kavram karmaşasına gerek yok burada ya. Lan ben yenecek şeylerden bahsediyorum. O söylediğin yenecek şey mi? Hıyar bir yerinden mi çıkıyor diye yiyorsun sen onu? Niye küçükken fırtığın böyle akar dilinle alırdın? Şimdi söylettirme milletin içinde bana. Allah senin belanı vermesin. La git burada. Lan git burada. Dur, evet sayın seyircilerimiz, Akbaba 35 numaradan yaptığımız yayın tüm hızıyla devam ediyor. Konuklarımız henüz stüdyoyu terk etmediler. Sevgili Aziz Üstel ve Mahir Pekli devam ediyoruz. Evet Mahir Bey, biz sizinle ilgili araştırma yaptık falan. Enteresan şeyler çıktı. Şimdi şimdi bir takım larıyla film falan çekmişsiniz. Suç lan bu. Anası ya, belli suçu ben işlemedim. Hayır, o anası şey. Anası belli, babası 50. Sana öğretemedim bunu. Anası belli, babası 50. Dedim mi anlaşılır? Kim belli? Ya bir tane için bir cümle kullanınız mı? Kullanacaksın. Kullanacaksın. Yok peki. Öyle bir şey yok. Yok ya durdu. Yani filmin adı o. O çocukları. İki olsa ne olacak? O iki.
Ama o kadar zengin bir küfür, argo şey, kültürümüz varken bulamadınız mı ikisini çekecek? Ona da kavatın bebesi falan diye. Kavatın bebesi. Çok seviyorum ben bunu. Albay neyi oynuyordun dizide valla. Ne oynuyordun? Albay mı neydin sen? Miralay mıydın orada sen? Bir şey oynuyordun ya. Paşa, paşa. Paşa mıydı? Ne, sen nereden düştün bu piyasaya? Ya ben nereden düştüm? Ankara'dan düştüm ben. Ta oradan düştüm. Hepimiz oradan. Ankara'dan düştük evet. Zaten. Yani ben Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başladım oyunculuğa. Ondan sonra Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde oyunculuk okudum. Yıllarca Ankara'da çalıştım. Ondan sonra da rahmetli Osman Yağmurdereli 2001 yılında 2001 yılının sonunda hadi gel dedi. Kınalı Kar dizisiyle geldim ben. Bir de o zaman ben de bilmiyorum yani bu rating mating nedir ne değildir. Biz Ankara'da o zaman TRT'de çalışıyoruz. Diyorlar ki işte 150 bölüm köy draması çekeceğiz. 150 bölüm çekiyoruz, o zaman öyle bir şey yok. Ben buraya gelirken de Osman abi diziye başladı. Yani ben imzayı attım, ertesi gün taşındım. Sonra bir arkadaş dedi vallahi sendeki de iyi cesaret dedi. Yani imzayı attın gel nasıl sana dedim. Sana diyor da 150 bölüm olacak. Nasıl dedim yani. Dedi oğlum ya tutmazsa reyting... Kazıkladılar mı yani? Dedim ne reytingi ya? Abi ondan sonra ben o dizi yayınlanana kadar var ya... 3,5 attım. 3,5, 4,5, 4,5'tan 5. Oo çok atmışsın. Sınıfı geçtin ama. Ondan sonra Allah'tan tuttu da... Doktoru yapmadın. Yandıydık vallahi. Helal olsun. Öyle geldik işte. Olsun, risk aldın, kazandın işte. Tabii. Mahir İpek kazandı Türkiye'miz. Ne olacak kutum ol. Allah sağ ol. Memnun musun? Neler yapıyorsun mesela? Ne yapıyorum? Memnunum. Çoğunlukla ben evde vakit geçiriyorum. Karısıyla pek aragan yok mu ya? Yok, evliyim. Aslan gibi bir tane oğlum var, 7 Allah yaşında. Bağışlasın. Allah bağışlasın. Adı ne? Söz. Ne güzel. Söz. Ha, Söz. İlk ismi de var, Doğu Söz. Sarhoş muydun ismi bu yaşında? Niye? Kafan neydi? Güzel isim değil mi? Ben arkasında Söz falan... Bağırılmıyor bile. Oo titriyor öyle yapınca. Bir tane daha olsa nişan koyan sen. Ondan sonra düğün. Ondan sonra... oradan bakınca doğru. İmam nikahı. Kız olursa. Hani söz, kelime, cümle filan. Emre Altuğ bize konuk oldu. Hı. Onunki kuzey. Biz öğrendik yaparken kuzeye doğru yapmışlar. Söyledi mi bunu? Tabii. ben zannettim doğu deyince hani... işlem sırasında doğuya bakarken hani... Ah madem doğuya bakıyorduk doğu olsun. Gibi bir şey olarak algıladım ben. Tabi bu varsayımı türetebilirsin. Deniz adı denize bakıyor. Denize bakıyor. Yani, denizde yaptık adı deniz. Adada yaptık adı evet. Ada. Şuayb mesela ne oldu belirsiz bir şey. Ne olsun bu adı Şuayb deyip mesela. O da Şuayb'e bakıyordu belki. Ha belki de başka bir Şuayb. Arada derede filan. Neyse. Aziz Bey gelelim yine sizlere bir saniye. Ben şey yapıyorum. Oğlum yok doğru düzgün sizin... kağıtlar ya. Bu ne Allah aşkına bakkal kağıdı. Nereden kağıt güzel yüzüne yakala. Bulaşmış ondan sonra. Senin sorular bana gülüyor. Ama şimdi... Yok mu böyle arkasında oğlum bak kanalın ismi yazar. Böyle kartlar vardır. Programın adı yazan kartlardan bakıyor. Peki genç insanın yani, böyle şevkini kırmak kınak değil mi? O dereceye gelmedi evladım. Belki paramız yok. Onu da görürsün. Vermiyor abi. Vermiyorum. Ama şimdi Mahir belki gücüm yok. Senin bu tavrın çok kötü ya. Hamama gidip kurna beğenmemek, düğüne gidip zurna beğenmemek. Kaşka bir şey değil yani. Hoca kanala program yapıyorsun ya. Ya tamam bir gece kondu. Ya ben ne yaptığımı biliyor muyum? Gece kondu değil bu. Yani ama koltuklar mı? Prefabrik ev. Hayır Ramazan'da olmasaydı yemin ediyorum bak bu lafları sana söylettirmezdim ben şimdi. Yani ben senin konuğundum niye üzerine ama tamam da aşağılanmaz ki yok para yok kardeş ver de alalım o zaman yok. Çok yoktan anlamıyor mu ya? Sen bastırsaydın. Kim yapıyor bu işi ya? Yoktan anlamıyor mu ya? Her gelen niye böyle yapıyor? Yok para diyorum yani utandırmayın diyor. Ya bir dakika ben bunu seyretmek abi kaçıncı bölüm bu ya? Hocam bu gözlüğü niye takıyorsun sen böyle? Gece ne oldu? Şiddeti seyretmek istemem. Şiddet. Şiddete bak lan ben ne sandım biliyor musun? Futbolla neyle uğraşıyorsun ya? Yani. Taraftarlar kıstırdı gözünü mora. gece ne gözlüğü la Allah aşkına hocam ya. İşte Ali kazandığınız parayı ne yapıyorsunuz oğlum? Ya biz pek para bir şey... Para kazanmıyorlar mı? Daha ama ümitliyiz abi, yani. Yemin seveyim. Edeyim ya. Ya bırakın ya. Allah belamı versin. Kur'an emniyatı yapıyorsunuz oğlum ne yapıyorsunuz? Bir kuruş saklıyorsan kardeş kefen param olsun. Soykamdan kastın yimelere ermeyin. Bunlarla filan tarz marz filan yani.
Bırak içeride vardır takım elbiseler, janti, jilet, millet. Ulan bizi yoksulsun ya. Olsa giymem mi? Kaç problem edin, bir konuş falan. Ucuma değiliz, değil mi? Bir kere bir zarf içinde gönderdiler. Onu da bir şofta sonra gönderdiler. Daha paraya öyle değdim. Görmedim ondan. Zaten bu çalgı çengi televizyon işlerinden kazanılan paranın beti bereketi olmuyor. Limon satsan daha iyi. Aydan gelen huya gidiyor. Peki niye limon satmıyorsun? Niye bunu yapıyorsun? Hocam ya zorla, sidik zoruyla yapıyorsun. Ne yapayım, okana mı kalsın bu? Beyaza mı kalsın? Adam bunu yapmazsa kovacak. Zaten sigortalı bir işim var. Ben düğün çay götüreyim. Senin sigortalı devam ediyor değil mi? Ya Allah'tan devam ediyor yani. Sakın bırakma. Hala çaycı parasıyla mı takılıyorsun sen, nedir o? İşte sigortayı ödüyorlar. Üstünden artığa bana veriyorlar. Ara sırada turbis geliyor. Zaten şimdi bir para veriyor. Aziz abi burada tecrübeli. Şu ana kadar kazanmanız gereken para çok iyi paraydı. Bence bunu konuşun abiciğim. Konuşun yani. Nasıl götürülür hocam? Acık götürülür değil. Hakkını alacaksın ya. Hakkını alacaksın. Çarpışa da bir götürürsün. Program. Ay olur mu abi? Program tutmuş. Böyle reytingler patlamış. Herkes programa kilitleniyor cumartesi. Fan club'larınız falan var. Haberin yok mu? Herkes elinde para alıp resmi. Abi bir saniye. Sen programları karıştırmış olabilir misin? Cumartesi kilitleniyor değil mi? Bizimki cuma yayınlanıyor. Cuma dedim işte. Sen de cumartesiye bağlanıyor. Ben başka bir programda bahsediyorum. Hani cumanın reytingi cumartesi çıkıyor. Onu diyor. Ama kaçta giriyor yayına cuma? Yarın da giriyor. Cumartesi olmuyor. Ana yarım da giriyor. Birden aşağı girdi yok. Nereye yarım? Ne oluyor o zaman? Tamam la, gelmeyin üstüme, tamam. Ne oluyor o zaman? Aman ay, canım, canım Allah Allah. Allah Allah. Ben ne diyelim hocam? Programın ne gün yayın aldığını bilmiyor, bir de para isteyeceğim. Kurban hocam, canım hocam, ne diyelim, yapmıyoruz mu diyelim? Ne kadar tehlikeli. Bizlik yapmayın desene, ne yapacağım? Diyeceğim ki. O riski alacaksın işte. Ne kadar ekmek, o kadar köfte diyeceğim. Abicim bu yazar tayfasıyla falan didişmeyeceksin, kaleme sokuveriyor. Aldığın ekmek kalbise köfte azsa 10 dakika sonra iyi akşamlar sayın seyirciler deyip çekip bak durdu o Aziz abinin demin sana gösterdiği şey var ya, hem de onu böyle bir iş yavaşlatma, eylem gibi tabii falan da yaparsın. Arayı almadan yavaş yavaş sunacağım. Niye böyle ağır çekim gibi veriyorsun? O bir mesaj. Aziz abinin yavaş olduğu dönemlerde az para aldığı dönemler. Sen hızlı program yap diye mi o da para verdiler? Tabii. Dediler ki ya bu adam o ağır çekimde gibi yürüyor. Ne bileyim. Biraz daha para verdiler. Biraz daha para nasıl koşmaya başlıyorsun. Koşmaya başlıyorsun. Helal olsun. Ya birazcık da bu özel hayatla ilgili... Ben de kaset maset yok abi, hiç bana bakma. He, sen yaparken çekmeyeyim. Varsa da eski tarihlidir. Şeydir onlar. Şey, normal bildiğin. Siyah beyazdır lan. Hocanın kaseti de siyah beyaz. Şimdi nerede kaset çekecek bu lan? Yok onu duvarda oynayanlardandır. Eline çeviriyorum. Duvarıyorsun ya nasıl sistem mi? Sessiz değil mi o? Tabii sen? Onu yayınlayacak sistem yok ki. Senin DVD'in, CD'in falan var mı? Olmaz mı hocam, koleksiyon var bende. Sen de. Kendinin ama, mi yani? Ama kendin şu günlerde açılmaz o konuda. Kendinin mi? Kendine mi ait yoksa başkalarından mı topla? Yok ben daha çok hayran oldum sanatçılar. İvan'a yok o uzaktan bakmasını seviyor. O tarz. Silvia Kız, Silvia Kız da çok. Hocam ne olur bugünlerde öyle şeyleri açmayalım. Bak sen çok seviyorsun bu muhabbetleri ama ben başka bir gün sen muhabbeti açan sensin. Girme Allah aşkına girme. Ya ben şey... Bu konulara girmiyoruz abi. Tamam ben şu merak ettim. Kadının biri size... Vay gülme ya. 20 bin... Euro vermiş, dolar vermiş, pardon. Ne olmuş? 20 bin dolar vermiş. Euro. Ondan sonra euro. Sizden ya, yok öyle bir 100 şey bin ya, istemişsiniz. Ya, ben ya. Ne bu abi sen de ben anlamadım ya. Ne? Ya Aziz Bey'e bir gün bir kadın bir şey hayır, için 20 bin teklif. Dolar teklif etmiş. Yok ya. Aziz Bey de ben 20 bin az 100 bin. 100 bin. Ben o 100 bin eden şeyi görmek istiyorum. Yani nasıl bir durum, yanlış anlamayın. Ben malzemeyi değil yani. Psikolojiyi görmek. Psikolojiyi merak ediyorum. Malzeme Allah göstermesin, düşmanından uzak. Zaten 100 bin ediyorsa o buradan bir böyle karşıya doğru köprü olur herhalde. Olmuştu zaten. Hilal. Üçüncü köprü. Üçüncü köprü. Aziz Üstel diye girişine yazar. 3500 lira da para keseriz önünde. 20 bin lira oğlum. 20 bin lira. O köprünün çevresindeki ben... arazileri şimdiden kapatmak lazım. Ben... Sana bir şey diyeyim mi? O köprüden geçeni merak ediyorum yani. Nasıl gelir mi bir adam var? Ben eder vallahi. Roma alın demiştir. Neyse bunu VTR'den sonra konuşalım. Evet bir ufak VTR'miz daha var. Seyredin. Biz burada sizi bekliyoruz. İyi seyirler. Tüylü bamya, akıntısı sünüyü.
bamya yemiş sağa sola dönüyor. Belli göğünü güzel olmamış pek. Bir de niye bamya tuttu deniyor. Varo. Kara bamya ipe seyre kasılır. Bamya yemiş bir de niye kasılır? Gece gündüz bamya yirse bir güzel, çok geçmeden samanlıkta basılır. Varo. Sen aç mısın hocam? Allah fakiriz dedik değil. Bak şey yapma, o kadar da şeylerle. Yani, sahur yanaştı. Yanaştı abi, hadi artık. Yani. Gerçi arada bir Müslüm'ü idare ediyoruz. Mahir'le ikimiz ama geldi. Hocam Allah bak, senin yüzünden acacına tutacağız. Ben şöyle hadi. Bir şeyler hazırlayayım. Hadi hazırla. Ben de o sırada şeyi merak ediyorum ya bu... Mahir'e sor, Mahir'e. Ecevit'i tanımamışsın sen. Bir de siyasetle ilgili yazı yazıyorum. Nasıl? Ben Ecevit tanıyorum, çok iyi tanıyorum. Yok yok, girmişim bir gün bir eve, Ecevit varmış, tanımamışsın. O zaman da ilk defa tanımıyordum o zaman. Ha hiç görmedin. Ahmetli Kemal Tahir'in eviydi, o tanımadım o zaman, bilmiyorum da. Ben de onu tanımıyorum zaten. Sen tanımadın, bir karşılıklı tanışmıyorsun. Yok, tanışmıyorsun. Tamam, Mahir'e sorayım. Kitaplarını okumuşsundur. Yok, vallahi bizde kitap okuyacak zamanında para da olmadığı için. Mahir Bey, sizin özel hayatınızda çoluk çombalak olduğu için herhalde beş bir karıya kıza bulaşamıyorsunuz. Bulaşamıyorsun değil ya, bulaşmıyorum yani çok... Niye bulaşamaz? Yani istemediğin için bulaşamaz. Evet, yani bana bu işe girerken karılar, kızlar sana hasta olacak dediler. Vallahi dişi inek bile geçmiyor kapının önünde. Olacak zamanla. Acaba bu mahalle mi ters? Ben onu anlamadım zaman, yani. Zaman istiyor, zaman. Zaman. Bir de şey yapmıyor musun böyle hani böyle şu şıklığınla falan dışarı çıkmıyor musun? Allah razı olsun şundan. Şöyle bıyıklara. Bıyıklarım şeyler falan başlamadı mı daha? Aa bu o programı sunan adam değil mi? Falan durumları var. Efendim? Yok bir şey. Diyorum ki o programı sunan adam filan diye seni şey yapmıyorlar böyle. Parmakla göstermiyorlar mı seni? Parmakla başlamadı mı da? Falan zaten öyle ben parmaklatmam. Yani. Uzaktan. Ben de atıyorum uzaktan. Ver bir havlu kağıt ver ya. Al. Havlu kağıdı mı? Sen atıyorsun ben de atayım. Senin çevren genişti. Yok yok biz tabii dışarı çıkıyorum arkadaşlarımla filan. Vakit geçiriyoruz dışarıda ama hani ben çok da gideyim, eğleneyim, yok. Dans edeyimlerden hayatım boyunca hiç keyif almadım açıkçası. Karıdan korkuyorsun şimdi bize ayak mı atıyorsun? Yok, yok. Yani sen bak ileride biraz daha bu piyasada yer et, zaten geleceksin, göreceksin beni nasıl yaşadım. Ben daha sohbeti seven adamım, yani arkadaşlarımla oturayım. Hani bir yerde yemek, bir ne bileyim ama öyle... Sakin durumu da sevmiyorum. Böyle geniş olsun arkadaşlar. Mahir'in dilinde ya öyle şey yok. Sohbetin yok. Desenle takılmak harbiden mümkün mü ya? Sen ne diyorsun tabii ya. Ben ayırt etmem insanları kardeşim. Takılabilir. Ayırt etmem evet. Derken bizi osuruk savar gibi bir kenara koyma ya. Yani. Yok yok sen. Abi sen artık şöhretsin ya. Ha ben şöhretlerle takılırım anlamında söylemiyorum. Ha normal. Yok sen ama sen çıkmıyorsun ki evden. Ya ben adres bilsem gelirim canım. Adres bilsem gelirim. Ben hani... Tamam abi. Cahilliğimizden bizimki. Ben programdan sonra... Ayarlarım onu. Harbi mi diyeyim? Vallahi bir gün geldim. Hadi sen de gel. Helal olsun ya. Gel ya. Ya Emre falan arıyor biliyor musun? Ben Ramazan'da çıkmıyorum. Öyle şey değil yani. Ha, normalde takılıyoruz biz de. Kaç saat uyuyorsun Ramazan'da? Ya ne işte oldu? Allah ne verdiyse uyku söylenmez. İbadetler yani kapattık. Uyanıp orucunu mu açıyorsun? Ya uykuda oruç açılır mı ya? Ben senden duyuyorum yani. Böyle saçma sapan şeylere girme Mahir ya. Hiç o sıkıntıyı çekmiyor musun böyle bir hani... Kaç saat kaldı? Falan. Benim çektiğim sıkıntıya dağlar dayanmaz. Sen var ya bir dakika mı bile yaşayamazsın. Mahir git başımdan. Ben sana göre değilim. Hem kötüyüm, karanlığım, acık çikinim. Vay vay vay. Atilla İlhan'ım benim. Atilla İlhan'ım benim. Konukları biraz seviyorsun. Bak gördün mü şiiri de aklına geldi. Bana şiir oku diyordun. Asıl şiir. Ama biraz şey üç kağıdı var. Sahip çıktı biraz galiba. Sanki kendi... Yediremezsin bize bunu. Duru. Lan ikisi de edebiyattan uğraşıyor. Duru evladım. Senden bir ricam var. Şu konuk misafirimizin ayağına bir çorap verelim ya. Şu hale bak babam. Bu kendini acıtmak için mi geldi bu? Aynen öyle çorapsızım. Şu hale bak. Ayaklar leş gibi kokuyordur ama. Allah Allah. Harbi mi diyorsun? Ama o zaman çıkartmasın dedi bırak. Çıkart bırak dede bırak Allah. Zaten şu kadar ev şimdi bir daha ayak kokusuyla oturmayalım buralarda. Oh. Ya şöyle bir şey var. Sen erkek konuklarınıza da hayatım falan diyormuşsunuz bu.
Sonra bir evliliğiniz falan da yok. Ben sende bir şüphe mi uyandı? Bir açıkçası bir şüphen içinde kalsın. Kalsın. He. İçimde patlasın. Harbimi çok ekmeğini yediniz mi bu tokşu işi? Yok, yemedim. Fazla ekmeğini yemedim. Yemediniz. Harbi Allah aşkına ya. 11 sene ya. 11 sene ben tencereyi tüpten almışsınızdır diye düşünüyorum. Hani bir kaşık çorba içmek yerine. Bir kaşık çorba değil. Çorba bir kaşık bile atamadık çorbaya. Harbi mi diyorsun? Ondan mı yalnızsın acaba? Ondan. Param yok onun için. Para nerede ya? Hocam gemiyle kapıya geldim diyorsun. Daha ne parası olsun ya? Bir de sen televizyonda önlük takıp bulaşık yıkamışsın. Şimdi bunları arka arkaya sıralarsan. Doğru. Niye ya? Karabaş'la beraber. Nasıl bir kafa haliydi hocam o ya? Duayen falan. Bu programda mı oldu o? Ya bir iddiaya girmiştik onunla. Galatasaray Beşiktaş maçına. O Beşiktaşlı işte kim kazanırsa sen kazanırsın, ben kazanırsın. Beşiktaş Galatasaray nasıl bir yenince çıkardı hocam. İsmi lazım gibi kanaldan da kameralarla daldılar içeri. Bülent onu da ayarlamış. Biz de öyle elimizde bulaşıkla kala kaldık. Bu arada sana bir sürprizimiz var. Bulaşıkçı Bülent Kaya Başkan. Yok kesinlikle. Sevineceğini, bu mübarek günde sevineceğini düşünüyorum. Siz Behiye Aksoy'u öldü sanıyormuşsunuz. Doğru. Ama yaşıyor. Evet çok memnun oldum ona. O hata kendisi yaşıyor. Yemin ederim yaşıyor. Allah uzun ömür versin. Doğru bir yazımda öyle yanlış bir hata yaptım. Doğru söylüyorsun. Ya yaşıyor. Biz onu araştırdık. Sevinin diye söylüyorum. Evet, çok sevindim. Ölmemiş kendileri. Çok sevindim Behiye Hanım'a. Allah uzun ömür versin. Cin bu ya. Cin bak. Kaçmaz bundan. Hiçbir şey kaçmaz. Hiçbir şey kaçmıyor bundan. Güzel. Buyurun hadi. Afiyet olsun. Hadi kardeş. Ekmek yok mu? Ekmek geliyor. Sen şey yap. Sen şey yap, ekmek geliyor. Bakalım kızına söyle getirsin ya. Ya telefonunuz da ben sipariş vereceğim. Evet sen elinde oynuyordun. Dışarıdan direkt sipariş edebilecek ekonomik duruma geldik. Hala bir şey yapmıyoruz ya. Git o zaman bir şey yap. Ekonomik duruma para yok diyorsun. Ağzından kaçırdı. Ya para ver de ona kadar ver. Bana kadar yok. Hocam Allah seni inandırsın. Bin şükür emrine her istediğimizde yemek yiyebiliyoruz gali. Hiç şey sorun para olmuyor. Para yok bilmem ne diyorsun bak. Ver diyor. Buyur ikram da ediyorsun. Gözün kalmasın. Nail Bey, senin böyle bir aksiyonun var mı ya? Nasıl aksiyonun var? Şimdi bak Aziz Bey bize kalktı güzel pantolon cebinde söyleyeceksin ağır ağır falan. Sende bir numara yok mu ya? Sadece iki tane oyun oynamışım. Onunla mı şey? Yani. Olur mu canım? Bir sürü iş yaptım ben ya. Kezban! Çok bağırma lan. Kezban kim? Bizim bakalım. Bas! Kezban! Efendim? Gel misafir var gel bak kimi göstereceğim sana. Ulan ulan ben sipariş vereceğim sanıyorum ne getiriyorsun kriyi buraya? Ya bırak gelsin yazın. Gelsin ya. Oğlum. Ya rahatsız. Anlamına çevirdiniz burayı. Bir kadın gelsin bir yumuş tutsun. Bir şuraya neşe gelsin bir hizmete dönsün ya. Çevresini gösterecek bir de. Senin de taktın çevresi dediğin bayağı. Yok hava. Dökmeden yine de kurban olayım temizleyemiyorum belim ağrıyor vallahi. Ya geçen de. Şu hale bak bir de dökmeden yediyor. Yok ya. Ama ya bu şimdi kağıt pislik alınır gidilir. Geçen de buraya geldi Yılmaz Morgül kustu lan. Oha. Benim gel. Vallahi bir de böyle dolaşıyor anşantı falan diye geç kız şöyle. Kezban Hanım evet. Benim çok değer verdiğim bir insan. Mahir. Merhaba. Bizim takılır arkadaş. Aziz hocam eskilerden öp elini. Niye öpsünler? Hocam ben adama yaşlı mı diyorsun şey? Ya yaştan değil duayen saygı ya açısından ya. Dedim ben ya. Oğlum koyma nimeti buraya ya. Elbim. Rahatsız olmuyorsun değil mi? Bak yerime de oturdu şimdi. Vallahi hayır bak havucun kadar mı böyle şeyi attırmaz. Ay ben sana hiç öyle... Neler yaptın? Ne yaptım abi? Ağız. Vallahi genelde televizyona işler yaptık. İyi. En sonda işte cümbür cemaat aile vardı, haneler vardı. Onların ikisi de birlikte gidiyordu. İkisi de bitti. Şimdi önümüzdeki sezon için yine çalışıyoruz projelere. İsim vermeyeceğim projeyi. Niye utanıyor musun çalışmaktan? Olur mu ya? Niye o da yine böyle şey mi? Kavatın kızı falan gibi bir şey mi? Yok öyle bir şey değil. Abi yalnız şurayı bir şey vereyim. Dördünüz ağzına yen gelmiyor valla. Bizim şova ağzına yen gelmiyor ya. Ya üçüncü lokmada tiskiniyorum, acacına oruç tutuyorum yemin ediyorum. Abi evet, sen evet. Alınmadın valla ben Yılmaz'a daha çok kızdım. Bilmiyorum, sen ya, hani yaşlı başın yaşı, şey yaşı, değil, o, olabilir insanlık, yaşlılık, hepimiz yaşlanacağız. Sen zaten yaşlı olmuş, kafanda bir tane saç kalmamış ya. Böyle sağdan sola böyle bir tuhaflıklar yapmışsın.
Senin fırça gibi maşallah çile görmediğin için, lüks yaşadığın için, burjuva hayatına yaşadığın için biz fakiriz tabii. Sen ne oluyorsun? Emekçi. Bütün gün yatakta yatan emekçi. Hocam vallahi polemiğe girmeyeceğim ya. Şu mübarek Ramazan'da büyüğümden polemiğe girmeyeceğim. Atleyhan şiirleri attırıp burada. Büyüğümden şiiri attırıp diyorum hocam. 15 gün sonra saç ektirecek. Saç ektiriyormuş. Ben öyle bilmediğim insana saçını ektirmem kendime. Şu iki haftadır gelen konuklar sana bir geçiriyor. Benim içimin yağları eriyor. Yemin ediyorum ya. La çakal fışkı fakı canın astın var ya. Koy abi da bir şey ettiğini zannediyorum. Küfür etme oruç tutacak, küfür etme. Terbiyesiz. Aklın alan konuşuyorsun var ya. Kanı altına akasıca muradın karnında kalsın inşallah. İnşallah. Ben günlerde yemin ediyorum muradın karnında kalsın. İnşallah. Man kamyonlarının altında depelen inşallah. Ölüm geçsin de ölüne yanayım inşallah. Tamam. Ölüne yanayım inşallah. İnşallah, inşallah burnunun altında kalır, rüyanda giberir. İyi diken yıkılasıca. Hayvan. Ocağına çüklü çömmesin, hasret kal inşallah. Çömse de gelsin senin ocağına. Vallahi Yesiran'la gelirim seni, dilim dilim dilerim orada bebe. Allah senin sen nasıl çok terbiyesizlik yapıyorsun bak. Hocanın yanında, büyüğün yanında bir şey demiyorum sana. Seni vallahi ben alacağım şimdi elime. Alo. Kusura bakmayın ya, kusura bakmayın. Ya ben bir de şunu merak ediyorum Aziz Bey. Ben merak ediyorum, teminden birbirine danışık yok, ben onu artık gale almayayım ya. Onu ya artık gale almayayım. Sizin bu deminki birbirinize saldırmanıza altyazı falan var mı? Ne diyorsunuz abi siz? Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Hocam Orta Anadolu dili, sen bayağı yabancıymışsın. O da yabancı, o da Anadolu. Ben de bilirim oraları yani de. Hiç o kadar derinine girmemiş. Sen burjuva takımıyla herhalde gidip gelin halk adamına denk gelmemişsin. Ya ben gece kondu da oğlum büyüdüm. Tamam ben... Anadolu ama sen kaymakamın filan evinde kaldın demek. Hani bir köye inmedin. Şimdi doğruya doğru. Doğruya doğru. Halva tavırlarından değil. Hayır de çile yok. Sen baksana la bembeyaz süt gibi. Şuna bak. Tabii canım baksana saçında bir ortada şey, böyle bir kremden. Onu da boyadı bir yere sürtmüş gibi duruyor. Norveçli balıkçıların eli gibi elin. Yemin ediyorum sana. Norveçli balık. Aa, süpersin ya. Bak bunu unutmayacağım. Norveçli balıkçıların gibi. Hay ömrüne bereket. Bu güzel. Hocam benim ya. Kurban olsun. Ben de siz bu konuk işini nasıl ayarlıyordunuz Aziz Bey? Biri vardı telefon ediyordu geliyordu. Ya biz a**ımızı yırtıyoruz. Kimse gelmiyor. Nasıl gelmiyor? Ya ben anlamıyorum. Bak şimdi. Numara. Sanıyorsun teminden beri kimler geldi diye bir ya şey. Ya onlar geldi de şimdi gelirim diye gelmiyor. Gelirken gelmiyor? Yoldan dönüyor. Abuk sabuk bu sanatçı camiasının hiçbir verdesi tutmuyor ya. Sen ben anlamıyorum yani biz sonuçta inci gibi bir program yapmaya aynen öyle, çalışıyoruz. Aynen öyle. Tamam arada bir takım böyle eksik gelen sorular da olabilir. Fakat onlar da için tuzu biberi. Ama yani sevimliliğinizle kayboluyor, bir ekşiliği kalkıyor zaten. Yani işte biz merak ettiğimizi soruyoruz ya. İnci gibi yaptığımız nereden belli? Herhalde dedeleri çıkarıyoruz ya. Adamı öldürürsün sen ya. Yani bu ben anlamıyorum nereden geliyor? Nasıl geliyor? Konuklara ne taahhüt ediyordunuz da geliyordu? Kezban'la ilgilen. Kezban'la ne? Peynirin kilosu kaçtan gidiyor? Niye pide almadınız siz? Sahur vakti pide, fırıncıya pide mi yaptıracağım ben sen Mahir Pek geliyor diye? Ya abi televizyona program yapıyorsun gözünü seveyim. Şuraya böyle bir... Ya sizden mi falan böyle bir... Mahir babanın sapı niye ya? Yani bu kadar terbiyesizlik yaptın ya bunu bana söylettirdin. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Ondan evet. Sonra diyorsun ki ben Ankara'dan yetiştim. Ankara'da nerede var böyle bir şey ya? Ankara'da nerede var böyle bir şey ya? Biz sana gelsek böyle mi yapacağız? Bir şey yemediğimiz zaman bunu yemedik mi diyeceğiz ya? Zıkım ye Mahir. Yediğin zaten yediğin önünde yemediğin arkanda ya. Tamam şimdi bu kadar sertleşme adam bak. Ama yani diyor ki ben diyor bunu buldum pideyi bulamadım diyor. Tamam, pideyi bulamadım diyor ya. Ya beni sen... nasıl tepem atmasın şu orucu ağzımla mübarek günde ya. Belki param yok ağız soykamdan kalsın yok işte. Tümünü ne gösteriyor? Yok işte. Programda ne gösteriyor? Ona sana diyorlar ki konuğun ağzını burnunu kırdı diyorlar. Ben nasıl kırmayayım şimdi? Al işte bunu diyorum Aziz Bey ya. Yok onu ben öyle demedim. Yanlış anladın. Yanlış anladı. Yanlış anladı. Oruç, yok yok vallahi yok, ondan demedim. Hani televizyon programı ya. Program ya. Program bütçesinden ödenir demek istedi. Hani bütçeden belki öyle bir imkan tanınır. Şey yapardı. Bizde bütçe falan yok ya. Yumurtayı bakkaldan alıyoruz. Sucuğu mucuğu da işte reklamını edeceğiz diye gönderiyorlar. O da başka bir bütçe reklamını falan. Reklamını etmiyorsunuz ama daha. Yemedik ki daha. Gelmedi. Nerede sucuk hakikaten sucuk diye yok. Sucuğu göndermemiş tabi. Onun bir tane cimri babası var.
Hep göndermiyor işte, ama yazıyor ona. Ondan ben görüşeceğim var ya. Vallahi yazıyor ya. Sen de kızına yazıyorsun. Bir berabere. Lan ben nerede? Kız ben yazdım mı sana? Aha işte yüzüm bak. Kameralar önünde söyle. Ben hiç sana bir uygunsuz bir şey, öyle bir sıkıştırma, kıstırma, makas, tezgahın oraya geçme. Hiç arka tarafa geçtiğimi gördün mü sen benim? Yok. Allah razı olsun canım. Yok, benim. Görmedim. Doğru düzgün otur. Aha işte kendi açıkladı yani bizim aramızdaki ilişki. Tamam ya. Katonik. Arkadaşlığa dayalı hocam ya. İnsan mahallenin kızına böyle bir şey düşünür mü ya? Hayatta. Sizde var mı? Gerçi siz bebekte oturuyor musunuz? Sizde kim kime dondum öyle şey olmaz mı? Hani kim bilir, sosyal kim, bir yer. Rezidans mı? Kimse kimseyi tanımıyor ama bizim bura küçük yer. Herkes birbirini bilir. Tabii canım. Burada osursan orada s**tı diye haberi çıkıyor. Çıkmadı mı? Köy yeri. Öyle normal. Düşünmüyor musunuz öyle buradan çıkmayı daha büyük bir... Bak gene sinirlenme ha. Hayır ama sen çok bizi aşağılıyorsun. Aşağılamıyorum yok, ya. Para yok diye bir yere demedim ya. Yarın öbür gün Aziz Bey 3. köprüyü yapsın, buradan geçerse biz milyar deriz. Ben burayı müteahhit edebilirim, bir de o zaman görüşelim. Aziz abi de nerede isterse oradan geçer zaten. Yapar o iki seyyar görmüyor musun? Adam ben nereden o tarafa koyarsam köprü değil. Arkasına güvenin, burası Zincibaşı. Bizim evin önüne yatırdığını düşün karşı tarafa doğru. Burası birinci dereceden Türkiye'nin en pahalı arazisi olur. Kapının önüne iki tane musluktan benzinci koyduk mu köşeyiz. O zaman ben talk show falan değil, önünden geçmem televizyon kanalın ya. Ne yapayım? Tabii tabii siz ne? Benim çünkü bütün ümidim senin 3. köprü Aziz Bey. Hemen başlıyoruz, ben merak ettim. Koyduysanız ben bunu kaldırıyorum. Hadi iftara bu. Ellerine sağlık, sağlık, teşekkür ederim. Afiyet bal şeker olsun. Hayır. Ellerine sağlık. Ya sen bunu şey yapma, bunu yapma, seviyor ben bunu yapma. Anam bunu şey yaparken doğurmuş, kazara, kazara. O yüzden profesyonelin bir şey yapmasın ya. Bak. Kimin lan? Neydi? O da insan. Efendim? Bana mı dedin? Ne dedin lan? Ya kameraları doldurmuşlar evin içine, adım atacak gidiyor. Ufak el kamerasıyla çekiliyorum ya, ziyan, günah. Ya sen de bir beğenmiyorsun ya, ben anlamıyorum. Sanki kaşifsin ha. Ya öyle diyorsun, böyle diyorsun oğlum. Böyle olmasa da profesyonel olmaz, iş olmaz yani. Oğlum diye konuşma. Bak ya çok... Neyse ya. Bak, ayarın kaçtığı ya, neden ya. Cinleri. Velahele, velahele, ya innallah insabirin diyorum. Allah'ım bana ya, sabır ver ya Rabbi, şu mübarek günlerde sabır ver bana ya. Özür dilerim, bana. Özür dilerim. Tamam, sakin, sakin. Yok, özür dilerim. Şey değil, yok, yok. Vallahi ben hani büyüğünüm ya senin, o yüzden şey. Yok, vallahi şey değil. Yok, kardeşim ben. Sakin. Ya o zaman... Şöyle yapalım, olay daha fazla büyümeden ben kapanış yapayım. Konuklarımız da rahatıyla, sonra hakkımızda ileri geri konuşuyorlar, konuğa şöyle yaptı, böyle yaptı falan diye. O yüzden biz burada keselim, ondan sonra biz kendi aramızda olayı çözeriz. Sayın seyircilerimiz, Akbaba 35 numaradan yaptığımız yayınımız burada sona eriyor. Haftaya Cuma biz yine buradayız, bekleriz efendim. Hayır! Allah'ımıza şükürler olsun, bir daha yayını bitirdik kazasız belasız. Vallahi ellerinize ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz Aziz Bey. Sağ olun, teşekkür ederiz. Yani bizi kırmadınız. Estağfurullah. Ne demek? Yeri öğrendiniz. Sık sık uğrarız inşallah. Ne zaman isterseniz, ne zaman isterseniz. Sana sözüm, söz sana baba. Sözüm söz. Yemin et şurada. Sana sözüm söz. Aziz sözü. Aziz sözü. Aziz sözü. Hıncal dost, buraya gelecek. Dost sözü. Dost sözü. Tamam. Daha önemli. Hıncal buraya gelecek. Hıncal olur gelirim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Herhangi bir isteğiniz, arzunuz. Sağ çok teşekkür ederiz her şey için. Valla sağ olun. Sağ olsun. Teşekkür ayaklarınıza ederiz. Sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Dalyan Bey. Ben artık gitsem. Hayırdır? Oldu, evet, formata yeni bir format mı ekledik? Anlamadım. Getirmiyorsunuz bayan konuk. Yeniçeri ocağına çevirdiniz burayı. Dedim bir iki at geldi sipahi ocağına döndü derken yine böyle topladınız dedeleri bilmem neleri böyle. Buradan nasıl ya? Dalyancığım lütfen bu konuşmaları biz 5 dakika sonra seninle yapalım. Mesela. Yazdanım onu bırakır mıyım ya? Yayında niye söylemiyorsun bunları da şimdi söylüyorsun? Ama şimdi Mahir Bey şimdi yayında yok. Ama ben profesyonelim öyle ama... senin tahmin ettiğinden çok büyük bir şey oldu. Ama ayıp oluyor bize de ayıp ama senin yani. Tahmin ettiğinden çok büyük bir bize şey oldu. Bize de ayıp oluyor yani. Yani senin bildiğin gibi bir show değil bu. Mahir. Oyunculukla yani... karıştırma bunu yani. Bu profesyonellik ister bu.
Dalyancığım. Buraya çıkıp da şov yapmak profesyonellik işte. Sen de olsaydı sana da bir teklif gelirdi Mahir Show diye. Geliyor. Zahir. Geliyor da ben yapmıyorum. Aa nerede acaba? Tamam, o konulara hiç girmeyelim isterseniz. Kalkalım. Hadi kalkalım. Tamam. Ramazan gitsin, ortamları akıyoruz mu? Tabii akıyoruz. Vallahi bir akalım güzel böyle bir gönlümüz gözümüz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz, şeref verdiniz efendim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Şeref duyuyorum. Sağ olasın. Aziz abi gömleği unutma bak. Unutma, merak etme. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Buyurun, buyurun, hadi, hadi. İyi akşamlar. Gömleği söyle bak. Gömleği götürüyor. Sen neden aldın lan o gömleği? Oğlum gördüğünden göz kirası alıyor. Gömleği giydi gidiyor herif la. Lan sen verdin gömleği. Ben mi verdim? Demin geçen hafta 5 tane yumurtaya vırvır ediyordun. Verdin koca gömleği. Oğlum gözümün önünde adam zatürreden gidecek de saplıcan olacak. Ter içinde kalmış veriverdim. Ne olacak ya? Sana ne lan? Sana ne? Gider dışarıda ölür. Bizim yanımızda ölecek hali. Kötü mü ettik yani şimdi şuraya bir şeye? Vırvır ediyorsun lan. Verdiysen bırak gitsin. Senin onun zaten üstünde. Ondaki dona kadar verdin ona buna ya. Ulan içeride yemin ediyordun yedi kapıda kul olayım ki ben seni arkandan geçirmiyorum diye. Moruk demedik mi sen bu adama geldin kıyalıyorsun adamın. Moruk derim tabi. Yaşlı konuk getireceksiniz Ajda Pekkan'ı getirirdim ben. Hiç değilse kadın. Ajda Pekkan'ı nereden getireceksin lan? Merdiven çıkarken bir tarafı yırtılıyor kadını. No. Her yeri dikiş içinde. Dikiş olsun ne olsun sütün gibi bacağı var. Sen de yok onda. Bacak var. Ne yapmayın. Allah ne oldu oğlum. Allah gönlünü almasın.